senedir arabayla getiriyoruz. Banyomuzu, çamaşırımızı, bulaşığımızı, makinalarımız var ama yok, suyumuz yok, vermiyorlar. Borularımız yeterli değil diyorlar. Taşıma suyundan geçineceğiz diye uğraşıyoruz. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Koyun'da vatandaşlar su problemi yaşıyor. İşte gördüğünüz bu noktalar yazın hınca hınç yerli ve yabancı turistlerle doluyor. Fakat yazın buraya gelen yurttaşlar su ihtiyaçlarını taşımayla karşılıyor. Vatandaşların talebi ise Muski'den bu sorununa bir an önce çözüm bulmak. Taşımalı su yeter, o da yeterince getiremiyoruz zaten. Ne olacak, bidonlardan gelen su ne kadar? Biz bunu çamaşır mı yıkayacağız, banyomuza mı yapacağız, tuvaletimizde mi kullanacağız? Gerçekten çok zor, çok mağdur durumdayız biz. Suyumuz yok. Arabayla getirsek bir patlak, banyomuzu öleceğiz. Zaten bulaşık makinesinin ne olduğunu görmedik, bilmiyoruz. Nasıl çalışır, nasıl bir şeydir ama çamaşır makinemiz vardı. O da suyumuz olmadığı sürece çalıştırmıyoruz. Elimizde ileğinin içini koyuyoruz. Sabunla çitleyerek yıkıyoruz. Dünyaca ünlü Gökova Körfezi'nde bulunan Akbük Koyun'da yaşayan vatandaşlar temizlik ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk çekiyor. Sorunları için belediyeye başvurduklarında ise depo yetersiz cevabını alıyor. Bölgede gerekli olan deponun yapılması ise belediye tarafından her yıl bir sonraki yıla ertelendi. Banyo suyunu dahi elimizde, yani kazanlarda ısıtıp da yapıyoruz. Suyumuz var ama vermiyorlar. Ben de belediyeye başvurdum. 2 yıldır başvuruyorum hatta. Dediler borular yetersiz, depo yetersiz. Ben acaba bir umutla bu yıl olur mu çözüm dedim. Halen daha olmadı, yok. Yaşadıkları sorunlardan dolayı mağdur olan yurttaşlar, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden bir an önce çözüm bulmasını istiyor. Yatırsınlar suyumuzu. Bizim oyumuzu alıyorlarsa bizim suyumuzu getirecekler.